Herkese selam AM5 soket anakart incelemelerimize MSI'nin X670E Yonga setli Tomahawk Wi-Fi modeliyle devam ediyoruz. Hatta kendisini de soketin en güçlü işlemcilerinden biri olan r 9 7900 x 3 d işlemci ile birlikte inceleyeceğiz. X670E Yonga setli anakartlar için de bayağı tercih edilen modellerden birisi aslında kendisi. Ve tabii ki incelemesini izleyerek almak isteyen de çok sayıda arkadaş var. Bakalım X670E Tomahawk Wi-Fi anakart bizlere neler vaat ediyor. Şimdi MSA ürünü bize inceleme için gönderdiğinden dolayı teşekkür ederek kutu açılışıyla birlikte incelememize başlayalım. Önce bir anakartımızı dışarıya çıkartalım. Kutu içinde neler var neler yok onlara bir bakalım. Uyum belgesi ve hızlı kurulum kılavuzları klasik olarak kutu içinde yerlerini almışlar. Onlar dışında kablo stikerleri, Wi-Fi antenleri, 2 tane SATA kablosu, 3 tane M2 kliple bir tane plaka vidası kutu içeriğini oluşturuyor. Başka da herhangi bir şey kutu içinde bulunmamakta. Artık kendisini torbasından çıkartalım ve şöyle bir ilk bakış yapalım. Füme renk bir güzellik var karşımızda. Görünüm baya şık. Arka kısmı da ekrana getirmiş olalım. Ne yazık ki arka bölümde bir base plate yok. Olsaydı tabii güzel olurdu ama biraz maliyeti etkilediği için en azından anakartın fiyatı bu şekilde biraz daha ulaşılabilir olmakta. Ön kısma ve arka kısma şöyle bir göz attıktan sonra ilk olarak her zaman olduğu gibi faz yapısıyla incelememize başlayalım. X670E Tomahawk Wi-Fi 14 artı 2 artı 1 Duet Rail güç sistemine sahip. Bu 14 fazın her biri 80 amper güç aşamasından oluşuyor. 2 faz SoC için ve bir faz da MISC yani CPU özellikle PCI hattı için daha kararlı güç sağlamakla görevli. 8 artı 8000 CPU güç girişimiz var. Tek 8384 Watt'a kadar yeterli biliyorsunuz her zaman söylemekteyiz. Ama 2 adet 8000 bağlantısı yaparak kullanın tabii ki anakartınızı. Anakartın 8 PCB katmanı ve IT 170 GR PCB materyali yanı sıra iyi de bir faz yapısı var gördüğünüz gibi ve üst seviye işlemcileri de rahat şekilde hız aşırtma yapabileceksiniz. Tabi hız aşırtma yaparken önemli olan konulardan biri de anakartın soğutma sistemi oluyor her zaman kartın genişletilmiş soğutucusu sayesinde ısı dağılımı son derece rahat gerçekleşiyor. Az sonra testlerde zaten bunu canlı olarak da görebileceksiniz. Mosfetlerde oluşan ısı direkt olarak soğutucuya aktarılıyor ve ısı tüm soğutucu üzerinde yayılarak tek bir noktada toplanmadan anakart üzerindeki bileşenlerin serin şekilde çalışması sağlanıyor. Ki tabi bu ısıyı soğutucuya aktarabilmek için de yüksek kaliteli 7W meter kelvin termal petlerin kullanıldığını söylemiş olalım. İşlemcinin çok fazla ısınması anakart bileşenlerini minimum derecede etkilemeli. Yani anakart bileşenleri bu oluşan ısıdan nasibini hiçbir zaman almamalı. MSI da bu konuda iyi bir iş başarmış. Dediğim gibi az sonra testler canlı olarak zaten ekrana gelecek. Anakartın eski güney köprüsü diye adlandırılan kısmındaki pasif soğutucu da baya büyük. Bu kısmın tabi soğutulmasında hiçbir sorun yok doğal olarak baya büyük bir soğutucu var burada ve 4 tane M2 slotundan 3 tanesi de termal pet destekli soğutucuya sahip. M2 1 slotu alttan da termal pet desteğine sahipken diğer iki slot sadece üst kısımdan termal pet desteğine sahipler. M2 4 slotunda ise herhangi bir soğutucu bulunmuyor. E tabi şimdi aslında hepsinde termal pet destekli soğutucu olsa daha iyi olurdu ama onlar biraz daha üst seviye modellerde yer almakta. 4 tane M2 slotunu da dolduracak kişi bence pek yoktur diye düşünmekteyim. Tüm soğutma sistemine baştan aşağıya değindik. Testlerini de dediğimiz gibi birazdan ekranda göstereceğiz. Biz şimdi gelelim bellek kısmına. Anakartın toplam 192 GB RAM desteği var. 4 adet RAM slotu 6000 MHz'in üstündeki RAM'leri de destekliyor ama 6000 MHz üzeri için bellek listesine bence bir bakın. Biz de 6000 MHz'de kendisini sorunsuzca kullandık. AMB soketle genel olarak EXPO RAM kullanmanızı ben tavsiye ederim. Birazdan BIOS'tan da EXPO kısmını göreceksiniz. RAM slotları zırhlı yapıda değil ama SMT yani yüzey montaj teknolojisi kaynak işlemiyle slot lehim bağlantılarının elektromanyetizma ve parazit oranı çok fazla azaltılmış. E bu da tabii ki kullanıcılar için çok güzel bir haber oluyor. Gelelim PCI slotlara. Toplam 4 tane PCI slotumuz var. Bunlardan 3 tanesi PCI Express x16 slotlar. Diğeri ise bir tane PCI Express x1 slot. PCI Express x16 slotlardan en üstteki slot zırhlı yapıya sahip. Kendisi işlemciden PCI 5 destekli ve x16 hızında çalışıyor. Onun hemen altındaki PCI Express x16 slotta işlemciden yine işlemciden PCI 4 destekli. Ama bu slot X4 hızında çalışıyor ve zırhlı yapıya sahip değil. Onun altındaki PCI Express X16 slotuysa Yonga setinden PCI 4 destekli ve X2 hızında çalışıyor. PCI X1 slotuysa Yonga setinden PCI 3 destekli ve X1 hızında çalışmakta. Ekran kartınızı tabii ki en üstteki zırhlı olan slota takıyorsunuz ve tam hızında kullanıyorsunuz. Yeni PCI 5 ekran kartları için de PCI 5 slotunuz hazır durumda bu anakartta. Sırada depolama var. M.2 SSD'ler üzerindeki soğutuculara az önce değinmiştik. Şimdi teknik özelliklerine bakacağız. 4 tane M.2 slotumuz var dedik. Bunlardan en üstteki M.2 1 slotu işlemciden PCI 5 destekli ve X4 hızında çalışıyor. Diğer tüm M.2 slotları ise Yonga setinden PCI 4 destekler ve X4 hızında çalışmaktalar. En üstteki slot 2210 boyutlara kadar M.2 SSD'leri desteklerken diğerleri en fazla 2280 boyuta kadar M.2 SSD'leri destekliyorlar. 4 tane de SATA 6 gigabit per second portumuz var. SATA SSD ya da hard diskleri bu noktadan bağlayabiliyorsunuz. Bu arada en alttaki PCI Express yuvasıyla en alttaki M.2 yuvası aynı band genişliğini kullanıyorlar. Eğer bu iki yuvayı aynı anda kullanacaklar varsa ki bu bence zaten bayağı zor bir ihtimal. M.2 yuvası x2 hızında çalışacak onu da dipnot olarak söylemiş olalım. Giriş çıkış portlarımıza odaklanalım şimdi de sol tarafta işlemcisiz BIOS update için flash BIOS tuşunu görmekteyiz. Onun yanında bir adet HDMI 2.1 ve bir adet DisplayPort 1.4 bağlantıları eklenmiş. İşlemci üstündeki entegre GPU ile kullanımda bu bağlantılardan istediğinizi kullanırsınız. Ama tabii ki ekran kartıyla kullanacaklar için bu portlar herhangi bir şey ifade etmiyor. Hemen yanında bir adet USB 3.2 genik tip C portla bir adet USB 3.2 genik tip A port yerlerini almışlar. Onların yanında mavi renkte 4 tane asker var. USB 3.2 gen 1 portlar sırayla bu noktaya konumlanmışlar. Bu portlardan en üstteki işlemcisiz BIOS update için kullanılacak port. Onu da ekleyelim yani işlemcisiz BIOS update yapacaksanız o portu kullanıyorsunuz. Onların yanında ise USB 3.2 Gen 2 x 2 tip C portuyla Yine bir USB 3.2 genik tipa portu eklenmişler. Az önceki tip C portunun 2 kat hızlısı yan tarafta hemen yerini almış yani ve toplamda 6 tane de USB tipa portu olduğunu söyleyelim arka tarafta. Üst kısımda 2.5 G LAN bağlantısı ve onların yanında ise Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 destekli anakartımızın Wi-Fi antenleri konumlanmışlar. Şimdi geçenlerde bir arkadaş anten bağlantısını yapmadan kullanmaya çalışmış. Anakartın kablosuz bağlantısının zayıf olduğundan şikayetçiydi. Mutlaka kutu içindeki anten bağlantısını yapmayı unutmuyorsunuz. Ve en sağ tarafta da optik ses çıkışıyla birlikte diğer ses bağlantıları yerleri de almışlar. Anakartımızın Realtek ALC1200 kodek ses yongası var. Yüksek kaliteli ses kapasitörleri ve izole edilmiş ses sinyaliyle yani ortalama bir ev kullanıcısına beklediğinin fazlasını sunan bir ses deneyimi yaşatıyor size. Yani çok profesyonel işlerle uğraşıyorsanız ya da işte müstakil bir evde sınırları ses sınırlarını falan zorlayacaksanız yani o zaman tabii ses kartı alırsınız ama normal bir kullanıcı için kesinlikle ses kartı gereksiz olur bence. Ses kalitesi bir ev kullanıcısı için son derece yeterli diyebilirim. Hele bir de apartmanda oturuyorsanız zaten bence hiç gerek yok. Anakart üstünde herhangi bir RGB ışıklandırma yok. Bu belki RGB sevenleri biraz üzecek ama benim gibi düşünenlerin de çok umurunda olan bir şey olduğunu zannetmiyorum. Zaten kasa içinde her şey ışıklı oluyor. Anakartta RGB olmasının olmamasının bence çok bir eksiğini yaşamazsınız. MSI Center programıyla da yine tüm sistem üstündeki hakimiyeti sağlıyorsunuz. Yani olup, olup biten ne varsa ekranda görebiliyorsunuz ya da yüklemek istediğiniz diğer seçenekleri yine bu program vasıtasıyla yükleyebiliyorsunuz. Sadece MSI anakartınız olsa bile bence yine de MSI Center'ı sisteminize kurun derim. Gerekli tüm özelliklere, gerekli diğer tüm programlara buradan ulaşabiliyorsunuz sonuçta. Ana kart üzerinde 6 tane sistem fan bağlantısı yer alıyor. 2 tane adreslenebilir ve 2 RGB LED bağlantısı ve 2 tane de RGB LED bağlantısı var. Bununla birlikte TPM 2 destekli bir adet TPM pin başlığının olduğunu da ekleyelim ve gelelim BIOS arayüzüne. Öncelikle BIOS'unuzu mutlaka güncel tutun arkadaşlar. Biz video yapılırken en son sürüme güncellemiştik. Siz de mutlaka BIOS'u güncel tutmaya özen gösterin. Bununla birlikte Expo ayarlarından Overclock ayarlarına kadar her şey BIOS'ta anlaşılabilir arayüz sayesinde kolay ve basitçe halledilebilmekte. Overclock ile ilgili tonlarca ayar var ki zaten bunun detaylı rehberini daha önceki videolarımızda yapmıştık. O videolarımızdan bakarak tabi kendi riskinizi de alarak Overclock işlemlerini kolayca yaparsınız. R9 7900X 3D zaten çok güçlü bir işlemci aslında yani Overclock falan uğraşmaya da gerek bile yok ama Meraklıları elbette kurcalayacaktır. Yine fan ayarlarını da istediğiniz gibi BIOS'tan yapabilmeniz mümkün. Artık bu noktaları meraklı arkadaşlar dediğimiz gibi bayağı bir kendi kafalarına göre kurcalarlar. MSI yıllardır BIOS ayarı arayüzünde sadeliğini korudu ve kafa karışıklığı yaratmadı. Yine aynı çizgiyi devam ettirmeleri de bence çok güzel. Şimdi artık yaptığımız testlere geçelim ve anakartın sıcaklık değerleri canlı olarak ekrana gelsin. İşlemciyi test ederken kullandığımız sıvı soğutma MSI Core Liquid K360'tı. Testlerimizde işlemci tamamen stok ayarlardaydı. Neyse o şekilde testleri yaptık ve Precision Boost Overdrive da otomatik moddaydı. Yani duruma göre kendisi devreye giriyordu. Cinebench'te uzun bir test gerçekleştirdik. İşlemci maksimum 80 derece sıcaklığa çıktı. Sistem sıcaklığı 44.5 dereceydi. MOSFET'ler 48.5 derece sıcaklığa kadar çıktılar. Voltaj regülatörü 46 derece sıcaklıktaydı ve chipset A ve chipset B ise 47 ve 49 ar derece sıcaklığı gördüler. Bunun haricinde daha da uzun bir CPU Z stres testi yaptık. Bu testte işlemcimiz 76 derece sıcaklığa yükseldi. Sistem sıcaklığı 49 dereceydi. MOSFET'ler 51.5 dereceye çıktılar. Voltaj regülatörü de 46.5 dereceydi. Chipset A ve Chipset B de 53 ve 51 derecelerde seyir gösterdi. Yani kule tipi soğutucu da kullansanız işlemci daha yüksek sıcaklıklara çıksa da anakartın sıcaklık limitlerine daha en az 20'şer derece var diyebilmekteyiz. Oyunlar tabi en çok gerçeği yansıtan durum çünkü bizi izleyen kitle en çok oyunlardaki soğutma performansını merak ediyor anakartın. Burada da MSI Rate x 4080 Supreme X'e testleri gerçekleştirdik. 4 tane farklı oyunda testleri yaptık. Bu 4 oyunda da anakartın sıcaklık değerlerini de ekranda paylaştık. Sonuçlar aynı diğer testlerde olduğu gibiydi. Buz gibi çalışan bir anakartımız var. Ama tabi işlemci hiçbir zaman oyunlarda renderde olduğu gibi bir yüke girmez. O yüzden aslında diğer stres testlerimiz anakart bileşenlerinin sıcaklığı konusunda daha doğru sonuçlar vermekte. Biz sadece oyunlarda sıcaklık durumu ne alemde onu bir görün istedik. Burada tabi ekran kartının sıcaklığı da anakarta etkileyebilirdi ama ekran kartımız da buz gibi çalışan bir kart olduğu için onda da herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Dediğim gibi 80-90 derecede çalışan bir kart olsa bile anakartın sıcaklık değerlerinin limitinden çok çok uzakta değerlerdeydik. Bu da bizim için oldukça iyi bir durum. Video yayınlandığında anakartın İtopya'da 8299 TL bir fiyatı vardı. Benim gördüğüm kadarıyla piyasadaki en iyi fiyattı kendisi. Geleceğe dönük PCI 5 ekran kartı desteği ve PCI 5 M2 desteği olan, iyi bir faz yapısı olan bir anakarta sahip olmak istiyorsanız bütçesi olanların bu fiyatta kendisini değerlendirmesi bence oldukça iyi olur. Eksi olarak söyleyebileceğimiz şey Thunderbolt veya USB 4 yok. RGB merakları için RGB desteği yok ama bunlar harici de bence dolu dolu bir anakart var karşımızda. Yani bütün üst düzey diğer özellikler anakartta yerini almışlar. Dediğim gibi seçenekleriniz arasında kesinlikle değerlendirilmeyi hak ediyor. Umarım incelemenin de bu anlamda çok faydası olmuştur. Kanala abone olup videoları beğenirseniz bizleri de çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.